Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır herkesin beklediği o defteri göstereceğim. Birkaç video önce de bahsetmiştim. Aslında arkaya geçirmeyen bir defter var ama stokları olmadığı için size öneremiyorum demiştim. Bugün baktım stokları gelmiş ve hemen defteri size tanıtmak istedim. Bu aslında bir marker pad, yani markerler için kullanılabilecek bir defter. Zaten bence hepimizin de ihtiyacı marker için kullanılabilecek bir defterdi. Defter 130 gram ve sayfaları bu şekilde pürüzsüz. Boyut olarak da A4'ten daha büyük ve böyle yatay bir forma. Tabii dikey de kullanabilirsiniz ama yatay versiyonu da bence çok kullanışlı olabilir. Bu şekilde telli bir defter ve telli olması da oldukça iyi. Sayfaları şu an normal görünüyor. Herhangi bir pürüz, doku, hiçbir şey yok. Düz sayfalı. Bu da marker için zaten uygun demek. Ben de merak ediyorum nasıl olacağını. Gerçekten şu an hiç denemedim. Sizlerle birlikte deneyeceğim. Boyut olarak ve tasarım olarak sert kapaklı olması, boyutunun biraz büyük olması, yatay formda olması, bunlar benim için avantaj. Bu açıdan ben beğendim. Yani çeşitli çizimlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben daha öncesinden bu deftere bir eskiz çalışması yaptım ki bugün birlikte bu markerları kullanıp defteri inceleyebilirim diye. Bu şekilde aslında masalsı bir çizim yaptım yine kendi tarzımda. Şimdi bunu marker kalemlerle renklendirmeden önce ilk olarak liner kalemle üzerinden geçeceğim ve daha sonra renkli kalemlerle renklendirebileceğiz. 03 numara bir liner kalem seçtim. Şimdi üzerinden geçmeye başlıyorum ve tabii ki marker kalemlerimi de yanıma aldım. Defter sert kapaklı ve aynı zamanda böyle yatay formda A4'ten biraz daha büyük olduğu için çok güzel bir his verdi bana. Yani böyle profesyonel çalışmalarınızı ya da tam anlamıyla her şeyiyle bitirip marker kalemlerle güzel bir çalışma yapmak istiyorsanız ve bunu bir deftere tutarak yapmak istiyorsanız tam böyle bir marker pad aslında sizin için. Ben bu açıdan çok beğendim ve o yüzden böyle masalsı bir çizim yapmak istedim. Yatay formla yakışacağını düşündüm. Liner kalemle çizmemin üzerinden geçtim ve son hali bu şekilde oldu. Renklendirmeden önce hamur silgiyle birazcık alıyorum çünkü altta kurşun kalem lekesi kalmasın. Şimdi boyamaya başladım. İlk olarak size birazcık yakın çekim yapacağım bugün ki defterin dokusunu siz de anlayabilirsiniz. Defter aslında ellediğinizde herhangi bir parlaklık veya kayganlık hissettirmedi. Ama kalemi uyguladığım anda parlak ve kaygan bir dokusu var. Zaten mürekkebin dağılmadığını ya da mürekkebi kağıdın emmediğini ve yüzeyde bıraktığını göreceksiniz. Kağıt mürekkebi emmiyor ve yüzeyde bırakıyor. Böylece mürekkep çok rahat dağılıyor ve sanki böyle kaygan ya da parlak bir kağıtmış gibi görünüyor. Ben bu kahverengi tonuyla uygulama yaptıktan sonra birkaç dakika kurumasını bekliyorum. Ve daha sonra bu şekilde ikinci katta daha koyuyu elde edebiliyorum. Hiç kalem değiştirmeden bir kat daha uyguladığım zaman gördüğünüz gibi çok güzel bir ton aktarımı oluyor. Yani tek bir kalemle aslında ton yapabiliyorum. Böyle boya yüzeyde kaldığı için boyanın kurumasını 1-2 dakika kadar ya da 30 saniye kadar beklerseniz o zaman ton elde edebilirsiniz. Şimdi mesela bu tavşanımın montunu boyadım. Böyle 30 saniye 40 saniye kadar bekledim. Mürekkep kuruduktan sonra ikinci katmanı yaptım. Şimdi hatta artık üçüncü katı atıyorum. Bazı yerlerin daha koyu olmasını istediğim için aynı kalemle üçüncü katı yapabiliyorum. Aslında bu marker pad kalemin performansını da arttırıyor. Aynı kalemle 3 tona kadar bu şekilde bir uygulama yapabildim. Sadece birazcık dediğim gibi 20-30 saniye, maksimum 1 dakika biraz kurumasını bekledikten sonra bu şekilde tonlama yapabilirsiniz ve kalemde çok rahat karışıyor. Şimdi tavşanın iç kazağını hakiye boyuyorum. Haki ile tamamen boyadıktan sonra birkaç saniye kurumasını bekledim ve aynı kalemle üzerine sanki böyle ilmek gibi, kazak gibi doku elde edebildim. Yani kalem kuruduktan sonra biraz daha şeffaflaşıp zaten rengi yumuşadığı için üst üste kat yaparak bu şekilde tonlar elde edebiliyorsunuz. Zaten markerın da kullanış amacı bu olduğu için defter aslında marker kalemin kullanım amacını birazcık daha ön plana çıkarmış oluyor.
Yine bir örnek daha vermek istiyorum. İlk olarak sepeti bu renge boyuyorum. Aynı kalemle hiç kalem değiştirmeden. Daha sonra üzerinden biraz daha geçtiğimde gördüğünüz gibi sadece bir kalemle koyu ve açık tonları elde ederek bir sepet görüntüsü vermiş oluyorum. Tabii üst üste farklı renkler, farklı tonlar da kullanacağım ama tek bir kalemle de ton elde edebilmek güzel bir sonuç. Şimdi de tırtıl evimi boyuyorum. Bence çok tatlı oldu bu ev. O yüzden boyarken de çok hevesli boyadım. Ve şimdi buradaki minik evcil hayvanı boyuyorum. Bunun hangi hayvan olduğunu bilmiyorum. Tavşanın peşinde giden minik bir evcil hayvan yapmak istedim. Bu arada açık renkler deftere ilk uygulandığında sanki boyamıyormuş gibi hissettirebilir. Ama bu şekilde birkaç kat attığınızda o açık rengin de rengini görmüş oluyorsunuz. Ben buraya uyguladığım morda ve yeşilde onu anladım yani. Açık renk birazcık soluk kalıyor ama üst üste biraz daha renklendirdiğinizde rengi ortaya çıkıyor. Şimdi arka taraftaki çimenler için ilk olarak hani böyle astar diyebileceğimiz bir yeşil renkte uyguluyorum. Bu çok açık bir yeşil. Tabii üst üste farklı yeşiller uygulayarak bir ton elde edeceğim. Şimdi burada çok dikkatli olun ve karışımı görmenizi sağlayacağım. Gerçekten mürekkep o kadar güzel karışıyor ki çünkü kağıt mürekkebi emmediği için, yüzeyde bıraktığı için gördüğünüz gibi karışım için hiçbir şey yapmadım. Sadece kalemimi dokundurduğum anda iki renk birbirine çok rahat bir şekilde karıştı zaten. Bu şekilde buradaki ağaçlara da karışım uygulayacağım. Biraz böyle koyu gri, kahverengimsi bir gri uyguluyorum bir tarafına. Diğer tarafını da boş bırakıyorum. Daha açık bir kahverengiyle bu şekilde karıştıracağım. Yine gördüğünüz gibi kalem çok rahat bir şekilde karışıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum, sadece boyuyorum. Düz bir kağıtta uyguladığınızda yani normal herhangi bir defterde uyguladığınızda böyle kağıt mürekkebi emdiği için çok fazla böyle üst üste boyayarak karışım yapmaya çalışıyordum. Ama bu kalemi dokundurduğum anda kağıt zaten karışıma izin verdiği için, mürekkebi emmediği için gayet güzel bir karışım oluyor. Ağacı boyadığım rengin bir ton daha koyusunu aldım. Ağacın iç kısmını da o ton koyusuyla yapacağım. Ve daha sonra ağacın böyle kıvrımlarını da bu kalemle çizmeyi düşünüyorum. Bir de her renk bu şekilde ilk başta açık oluyor. Yani mesela koyu bir kırmızı seçtim. Ama ilk etapta birazcık açık olsa da sonra üst üste boyadığınızda gerçek rengi elde edebiliyorsunuz. Bu da aslında güzel bir şey. Sulu boya mantığında size artı bir sonuç elde ettiriyor. Çizimdeki tüm taşları, kayalıkları ilk olarak açık bir gri ile boyuyorum. Daha sonra da üzerinden böyle tonlama yaparak koyu gri ile geçeceğim. İki farklı tonu da birbirine karıştırırken hiç sorun yaşamıyorum. Gerçekten güzel karışıyor. Artık sonlara doğru geldi çizim. Yer zeminini yapmaya başladım. Yer zemininde yapraklar var aslında ama bu astar gibi bir şey olacağı için yani farklı renkler kullanacağım için zaten yaprakları da içine dahil ederek boyama yapıyorum. Yer zemini bittikten sonra yapraklarımı boyuyorum. Zaten yaprakları böyle turuncumsu, kremsi olacağı için de hafif bir kahverengi, biraz sarı ve turuncu ekleyip yaprak görüntüsü ortaya çıkarıyorum. Ve artık gökyüzünü yapmaya geçtim. Gökyüzünde 4-5 renk kullanıyorum. Biliyorsunuz her çizimimde böyle yapıyorum. Esas karışımı şimdi burada göreceğiz. Gerçekten en zorlanmayarak, en kolay yaptığım gökyüzünden biri oldu. Normalde çizimlerimde gökyüzünü karıştıracağım diye aşırı uğraşırdım. Ama o kadar pratik, o kadar akışkan yaptım ki yani sanki kalem kağıdın üzerinde kayıyor gibi. Eğer alırsanız ve kullanırsanız böyle anlatmaya çalıştığım hissi anlayacaksınız. Sanki parlak bir kağıda çizim yapıyor musunuz hissi var. Ama aslında kağıt parlak değil. Bu şekilde sarı, pembe, açık pembe, mor ve mavi kullanarak bir karışım elde ettim. En sona da böyle koyu mavi yapıp açık mavi ile birbirine karıştırdım. Zaten ne kadar kolay karıştırdım siz de gördünüz.
Ve çizmemin son hali bu şekilde oldu. Bence çok tatlı oldu ve gerçekten çok severek yaptığım bir çizim oldu. Çünkü kalemleri kullanışım hiç bu kadar rahat olmamıştı. Kağıt gerçekten kalemler için üretilmiş bir kağıt olduğunu düşünüyorum ve kalemleri kullanımda çok kolaylık sağladı. Şimdi gelelim esas konuya. Arkaya geçirdi mi? Şimdi bakıyoruz birlikte ve gerçekten ben inanamadım arkaya geçirmediğine. Yani bir tane bile, biraz bile mürekkep geçmemiş. Hani değil bu sayfaya geçmek, diğer sayfalara da geçerdi diğer defterlerimde. Ama hiçbir şekilde hiçbir sayfaya mürekkep bulaşmamış. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Yani sayfaları kullanışlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve arkaya bilerek hiçbir kağıt, hiçbir şey koymadım ve gerçekten hiç arkaya geçirmemiş. Normal sıradan bir defterinkine bakalım. Bu şekilde ben bu defterlere de yapıyordum ama bu defterlerin arkasına bayağı bir geçiriyordu. Gördüğünüz gibi hani direkt hem arkaya geçiyor hem sonraki sayfalara geçiyordu. Ama diğer defterde, yani aslında marker pad'de öyle bir şey olmadı. Yani burada normal defterle marker pad'i de kıyaslayıp aslında farkını görmüş oldunuz. Yani normal defterlere de tabii ki marker uygulanır. Ben uyguluyorum mesela ama bu gerçekten farklı bir defter. Gördüğünüz gibi çizimde sanki vernikli ve parlak gibi duruyor. Böyle sağa sola çevirdiğimde o parlaklığı görebilirsiniz. Yani kağıt aslında parlak bir yüzeye sahip. Aslında defterin mantığı şu şekilde: mürekkebi yüzeyde bırakıyor, içine emmiyor, içine emmediği için arkaya geçirmiyor ve yüzeyde bıraktığı için de kolay karışım sağlıyor. Benim gibi marker kalemleri çok kullanıyorsanız ve marker pad istiyorsanız bu defteri alabilirsiniz. Tabii ki de diğer defterlerinize de marker kullanabilirsiniz ama bu defteri alırsanız daha güzel sonuçlar ortaya çıkabilir. Bugün benim videom bu kadardı. Uzun zamandır size bu defteri tanıtmak istiyordum. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.